Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu tatlış patiklerin yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok şirin. Yapımı da gayet kolay. İlk defa yapacaksanız bile eminim benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Kendi bebişinize yapabilirsiniz. Sevdiklerinizin bebişine yapıp hediye edebilirsiniz. Çok hoş, çok güzel, çok da kolay dediğim gibi. Böyle bir günde iki çift hatta üç çift bile örebilirsiniz arkadaşlar. Yapımı da gayet kolay. İp olarak arkadaşlar bu tabanın sert dursun diye şöyle tabanı göstereyim, ipini göstermek istiyorum. Nako pırlanta ile ördüm. Pembe ise şöyle elimde pembe ipim vardı bebeği günü. Onunla ördüm arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Süslemek için de böyle elinizde inci varsa kullanabilirsiniz. Düğmemizde inci düğme arkadaşlar. Ne kadarlık bir bişleri olur diye sorarsanız 3 ay hani 2 ay 40'ından sonra olur diye düşünüyorum. 40'ından sonra 6 ay olasıya kadar olur. Daha büyük yapmak isterseniz mesela 1 yaş yapmak isterseniz ben 18 zincir çekerek başladım. 20 zincir çekerek 1 yaş bebişlere yapabilirsiniz. Evet, hazırsanız şöyle tığımı da göstereyim. 6 numara yani 1,4 mm'lik tığ kullandım. Siz elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Evet, hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi ben 18 tane zincir çektim. Ne sıkı ne geniş çekelim. 18 tane zincirimizi çekelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, 18 tane zincirimi çektim. Şimdi sıradaki zincire başına dolamadan batıyorum. 1. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Aynı yere 3. sık iğneyi yaptım. Aynı yere 4. sık iğnemi yaptım. Sonra sıradaki zincire geçiyorum. Her birine bir batıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Yarısına geldim. Tığıma doladım. Bu sefer bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan, normal trabzan yapıyorum. Her birine bir batıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9. zincirime trabzanımı yapıyorum. Yani son zincirimi. Sonrasında aynı yere ikinci trabzanımı yaptım. Aynı yere 3. Burada 5 tane yapacağız. Aynı yere 4. Aynı yere 5. trabzanımı yaptım. Köşeyi dönmüş oldum. Tığımı doladım. Zincirin öbür tarafına geçtik. Evet, sıradaki zincire trabzan yapıyorum. Her birine bir batarak devam ediyorum. Trabzanların karşısına trabzan, sık iğnelerin karşısına sık iğne yapacağız. Evet, trabzan yaparak ilerliyorum. Evet, son trabzanımı yaptım. Bakın burada sık iğne yapmışım. Artık sık iğne yapıyorum. Her birine bir batarak devam ediyorum. Dört oldu. Beş. Altı. Ve yedi. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine tığım batırdım. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yere yani aynı sık iğneye bir tane trabzan yapıyorum. Sıradaki sık iğneye geçiyorum. Bir trabzan aynı yere ikinciyi yapıyorum. Köşede her birine çift batıyoruz. Sıradaki sık iğneye geçiyorum. Bir trabzan aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçtim. Bir aynı yere ikinciyi yapıyorum.
4 tane çift batmış olduk. Köşede 4 sık iğnemiz vardı, 4 çift battık. Sonrasında her birine bir trabzan yapıyoruz. Her birine bir trabzan yaparak devam ediyoruz. Diğer köşeye gelesiye kadar. Evet, buradaki köşemize 5 tane trabzan yapmıştık. İlkine kadar gelelim. Evet, her birine bir batarak devam ettim. Şimdi köşedeki ilk trabzanın tepesindeyim. Ona bir trabzan yapıyorum. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradaki trabzana geçiyorum. Bir. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçtim. Bir. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. 5 tane çiftim olacak. Sıradakine geçtim. Bir. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Evet, son trabzanın üzerindeyim. Aynı yere ikinciyi yaptım. Yine de bir sayalım kaç çiftimiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Sonrasında her birini bir batarak sıranın sonuna. Buraya kadar gelin. Evet, sıranın sonundayım. İlk yaptığım zincirin tepesine tığ batırdım. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine geçiyorum. Bir trabzan yaptım. Aynı yere ikinciyi yaptım. Birleriye geçtim. Bir. Yine çift batıyoruz. İki. Birleriye geçtim. Bir. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. 6 tane çift batacağız. Evet. 4. çiftimi yaptım. Şimdi 5.yi yapıyorum. Sıradakine geçtim. 1. Aynı yere 2.yi yapıyorum. Şöyle beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çift battık. Sonrasında her birine bir batarak buradaki ilk çift battığımız trabzanın tepesine kadar gelin. Evet. Bakın, burada ilk çift battığım trabzanın ilkindeyim. Yani 10 tane trabzan var köşemde. Her birine çift batacağım. 10 çiftim olacak. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Birileri geçtim. Bir. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Evet, birileri geçtim. Bir. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Evet, çift batarak devam ediyorum. Yavaşlatabilirsiniz. Hızlı yaptığımı düşünüyorsanız. Evet, çift batarak ilerliyorum. Evet, son çiftimin üzerindeyim. Son trabzanıma da çift battım. Evet, 10 tane çiftim olması lazım. Bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane çift batmış olduk. Sonrasında her birine bir batıyoruz. Her birine bir batarak sıranın sonuna, yani buraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Yine ilk yaptığım zincire batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında her birine bir batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Son sıramız. Eğer ki küçük olduğunu düşünüyorsanız bir sıra çakma sık iğne gidebilirsiniz. Daha büyük yapmak istiyorsanız bir sıra trabzan gidebilirsiniz. Tabi artırma dengeli olacak. Şöyle tuttuğunuzda düz duracak. Bir tek bir çift batabilirsiniz. Trabzan yapmak isterseniz. Evet, sık iğne yapıyorum. Sık iğnede artırma yapmayacağım. Her birine bir batacağım.
Çok kasarsa arkadaşlar şöyle tam uç kısmı iki batabilirsiniz. Hem burun kısmına hem topuk kısmına iki batabilirsiniz. Şöyle sorun yok. Hafiften şey duruyor ama düzgün arkadaşlar. Biz sırada kenar gideceğiz birazdan. Evet, her birine bir batarak sıramızı tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldim. Şimdi yine ilk yaptığım sık iğneye batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir sırada şöyle şu şekilde gideceğiz. Kaydırma tekniğiyle arkadaşlar. Şöyle sıradaki sık iğneye batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Sıradaki sık iğneye batıyorum. İlmeği alıyorum, ilmeği içinden geçiriyorum. Böyle batıyoruz. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyoruz. Böyle. Bu şekilde. Çok da sıkı yapmayalım. Büzüşmesin tabanımız. Böyle. Batıyoruz. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyoruz. Evet, ipim telleniyor arada. O yüzden tekrar yapıyorum. Böyle. Her birine bir batıyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, tabanımı tamamladım. Sonuna geldim. Şöyle ilmeğim yukarıda. Şöyle tersinden giriyorum. Böyle şöyle sıradakine batıyorum. İlmeğimi aşağıya çekiyorum. Şöyle çekiyoruz. Burada bir iki zincir çekiyorum ipimi. Kesiyorum. Şöyle ipimizi saklayalım. Evet, tabanımız hazır. Şimdi pembe ipimi alıyorum. Tabii almadan önce şöyle nasıl yapacağız? Şu önce bu kısmı yapacağız arkadaşlar. Burun kısmı trabzan yaptığımız yer. Şöyle tam ortadaki sık iğneyi buluyorum. Bakın, tam ortadakini bulalım. Sağa doğru şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sık iğneye şöyle tekrar sayıyorum. 3, 6, 9. 9. sık iğneye işaret koyuyorum. İp de geçirebilirsiniz. Sorun olmaz. Sola doğru da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. işaret koyuyorum. Evet, bir zincir çektim. Sol taraftan sabitleyerek başlayacağım. İşaretimi çıkartıyorum. Şu iki telini alacak şekilde o en son yaptığımız kaydırma tekniğine sabitliyorum. 18 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne sıkı ne geniş. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Evet, buradaki işaretimi sabitleyeceğim. İşaretlediğim yere iki teli alacak şekilde batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle bir, iki zincir çekiyorum. Bir sık iğne atıyorum. İkinciye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle çeviriyoruz. Tığımıza doladık. Sıradaki zincire trabzan yapıyorum. Bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Sıradakine trabzan. Her birine bir trabzan yapıyoruz. Evet, bu şekilde her birine bir batarak buraya kadar gelelim.
Evet, son bir zincirim kaldı. Onu şöyle şu şekilde batıracağım. Tığıma doladım. Hem ona batıyorum hem de buradaki sabitlediğim yere batarak trabzan yapıyorum. Böyle. Sonrasında bir sık iğne atlıyorum, ikinciye tığım batırdım. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle bir iki zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlıyorum, ikinciye batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle çevirdim. Tığıma doladım. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Her birine bir trabzan yapıyoruz. Evet, şöyle bir bakın arkadaşlar. Önce söylemedim ama elimiz farklı olabilir. O yüzden burası çok dar duruyorsa birkaç tane fazla zincir çekebilirsiniz. Onu söylemeyi unuttum. Benimki ideal duruyor, gördüğünüz gibi. Evet, her birine bir trabzan yaparak sıranın sonuna buraya kadar gelelim. Evet, ikinci sıranın sonundayım. Yine yan tarafta bir sık iğne atıyorum, ikinciye tığım batırdım, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. İki zincir çekiyorum, bir sık iğne atıyorum, ikinciye batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Tığıma doladım, sıradaki trabzanı trabzan yapıyorum. Evet, üçüncü sıramızdayız. Her birine bir batıyoruz. Sıranın sonuna gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle bir sık iğne atlıyorum, ikinciye batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle iki zincir çekiyorum, ipimi keseceğim. Dilerseniz bir sıra daha yapabilirsiniz, size kalmış. İnce gözükürse gözünüze. Şöyle ipimizi de içe doğru saklayalım. Tamamdır. Evet, şimdi bu kısmı yapacağız arkadaşlar. Çiçeklerini en son yapalım. Yine çengelli iğnemi aldım. Şöyle topuk kısmı tam ortada, ortadaki sık iğneyi buluyorum. Sağa doğru 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. işaret koyuyorum. Sola doğru da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. işaretledim. Evet, tamam. İpimi alıyorum. Sağ ayağı yapacağız. Sağ ayak için buradan başlayacağız. Sol ayak için buradan başlayacağız. Dediğim gibi ben diğerinin yapımında birazdan göstereceğim inşallah. Evet, şöyle sol taraftaki işaretleyicimi çıkartıyorum, oradan başlıyorum. Şöyle 1, 2, 3 zincir çektim, tığıma doladım. Sıradakine trabzan yapıyorum. İpimi de saklamaya çalışıyorum, gördüğünüz gibi sıradakine trabzan. Evet, sıradakine trabzan. Şöyle sıradakine trabzan. Böyle her birine bir trabzan yapalım. Buradaki işaretlediğimiz yere kadar gelin. Evet, sırayı tamamladım. Son işaretlediğim yere de trabzanımı yaptım. 3 zincir çekiyorum. Çevirdim, tığıma doladım. İlk trabzan değil, ikinciye trabzan yapıyorum. Evet, her birine bir batıyoruz.
Sıramızı tamamlayalım. Evet, sıranın sonundayım. Son zincirime de trabzanımı yaptım. 23 tane trabzanım var bu arada, onu da söyleyeyim. 3 zincir çektim, çevirdim. İlk trabzan değil, ikinciye batıyorum ki artırma olmasın. Her birine bir batıyoruz. 3. sıramızdayız. Toplamda 4 sıra örelim. Bantına geçeceğiz. Evet, 4 sıra ördüm. Gördüğünüz gibi şimdi bu bağcığı yapacağım. Bantı yapacağım. 20 zincir çektim arkadaşlar ben. Kısa tuttum bu sefer. Dilerseniz 25 zincir, şöyle şuraya kadar gelsin istiyorsanız 25 zincir çekebilirsiniz. Evet, 20 tane zincir çekelim. 2, ne sıkı ne geniş olsun, sıkı çekmeyelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 12, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane zincir çekelim. Yine de siz şöyle bir bakın arkadaşlar. Şöyle olacak. Şimdi tığıma doladım. 1, 2, 3. Geriye doğru 4. zincire bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Şimdi düğme iliğini yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tığımıza doladık. Bir zincir atlıyoruz ikinciye. Trabzan yapalım. Sonrasında her bir zincire bir trabzan yaparak ilerliyoruz. Evet, böyle her bir zincire bir trabzan yapıyoruz. Burada trabzanlara geçiş yapıyoruz. Orada da her birine bir batalım. Sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. Sık iğne yapacağım. Hemen ilk trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Burada zincir çektiğimiz için çıkıntı oldu. Evet, o zincirimizi sökelim. Tekrar batıyorum. Her birine bir sık iğne yapıyorum. Evet, her birine bir sık iğne yaparak sıranın sonuna buraya kadar gelelim. Evet, buraya kadar geldim. Burada köşedeyim. Bir zincir çekiyorum aynı yere. Tekrar batıyorum köşe olsun, oluşsun diye. Böyle. Evet, böyle yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum aynı yere. Tekrar batıyorum. Burada da köşe oluşsun. Alt kısma geçtik. Böyle zincirin her birine bir batıyoruz. Evet, böyle devam edelim arkadaşlar. Buradan aşağıya kadar inelim. İpimizi keseceğiz. Evet, buraya kadar geldim. Burada içeriden ilmeğimi çekeceğim. Dışarıda çirkin görüntü olsun istemiyorum. Şöyle iki zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. İpimizi burada saklayalım. Fazlasını alıyorum. Evet, bu da hazır. Şöyle olacak. Şimdi çiçeklerin yapımına geçelim. Ben iki tanesini hazırladım şöyle. Bir tanesini de sizinle yapacağım. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum. 1, 2 zincir çektim irice. Tığıma doladım. Bu yuvaya bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. 2 tane. 1, 2. 2 zincir yuvaya başına dolamadan batıyorum. Evet, birinci yaprağımı yaptım. 2 zincir doladım. 2 tane trabzan. 1, 2. 2 zincir dibine başına dolamadan batıyorum. 2 zincir aynı yuvaya. 3. yaprağımı yapıyorum. Evet, 5 tane yaprak yapalım.
Evet, son yaprağımı yaptım. İki zincir çektim dibine. Başına dolamadan batıyorum. İlmeğimi genişlettim. Ben ipimi uzun keseceğim ki dikmek için arkadaşlar. Evet, ucuna da iğnemizi takalım. Tamamdır. Şöyle son ilmeğim içinden geçiyorum. Evet, şöyle yerleştirelim. Sabitleyelim çiçeğimizi. Ortaya da incimizi yerleştirelim. Evet, diğer çiçeğimi alıyorum. Evet, onu da dikeceğim. Sonra diğerini dikeceğim arkadaşlar. Ortasına incimi yerleştirmeyi unutmayacağım. Böyle üçünü de dikeceğiz arkadaşlar. Ben bunları dikerken siz diğerinin bu kısmını izleyin. Ben de bunu dikip döneceğim. Evet, sol ayak için de aynı şekilde işaretledim. Gördüğünüz gibi. Bu sefer sağ taraftan başlıyoruz. Bir zincir çektim. Sağ taraftaki işaretimi çıkartıyorum. Buraya sabitliyorum. Şöyle iki zincir çekiyorum. Tığıma doladım sıradakine. Aynı şekilde batarak trabzan yapıyorum. Sıradakine trabzan yapıyorum. Evet, her birine bir trabzan yaparak buradaki işaretlediğimiz yere kadar gelin. Evet, trabzanlarımı tamamladım. Şöyle 1, 2, 3 zincir çekiyorum, çevirdim. İlk trabzan değil, ikinciye batıyorum. Her birine bir sıra, her birine bir tane batıyoruz yine. 4 sıra yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 4 sıra ördüm. Şimdi yine 20 tane zincir çekiyorum. Evet, 20 tane zincirimi çektim. Tığıma doladım. 1, 2, 3, 4. zincire trabzan yapıyorum. Sonrasında bir zincir, bir zincir atlıyoruz. İkinci zincire trabzan. Evet, ilmeğimizi de yapmış olduk. Bundan sonrasını anlarsınız arkadaşlar. Diğerini yaptığımız gibi aynı şekilde yapalım. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Düğmesine diktim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Bu tarz videoların gelmesi için yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız, videolarımı paylaşırsanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.